Merhabalar arkadaşlar, soru cevap bölümümüzün ikinci videosunda yine sizlerle beraberiz. Şöyle Perşembe günü paylaşmıştık bir fotoğraf Facebook grubumuzda. Onun altına gelen soruları, yorum kısmındaki soruları cevaplıyorum. Tabi hepsini cevaplayamıyorum da aralarından seçiyorum. Teknolojiyle alakalı olursa sevinirim demiştim. Şöyle başlayalım biraz. Ee, Gürkan Gürbüz demiş ki, abi GTA 5 Türkiye'deki birçok bilgisayar kaldırmayacak diyorlar. Doğru mu GTA 5'i? Doğrudur GTA 5 iyi bir oyun sağlam bir altyapı isteyecektir. Ama şu an hani yani bir bilgi yok minimum sistem gereksinimleri hakkında. Hani çıkınca daha çok anlayabileceğiz. Serkan Uysal demiş, S3'e kitkat gelmeyecekmiş. S3 Türkiye'de çok tutuldu. Bu tutum Samsung'un kalitesini düşürür mü? Hayır düşürmez. Emin ol kaliteyi düşürmez. Bu zaten artık S3 ile işiniz olmasın. S4, S5 çıktı. S4 falan alın minimum demek oluyor Samsung tarafından. Herhangi bir kalitesini düşürmez. Sadece S3 kullanıcılarını kızdırır. O da onlar zaten bir iki ay sonra unutursunuz. S4, S5 alırsınız. Sorun çözülür. Ta 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 öldün çık yazmış. Gürkan Gürbüz lan neyse. Sizin orada ekmek kaç para demiş Soner Çınar. 85 kuruş, 90 kuruş, 70 kuruş, 80, 80 kuruş. Değişiyor. Her bakkalı değişiyor nasıl sizin. Standartı 80 kuruş ama. Abi oyunları nereden buluyorsun demiş Melihcan. Can. <laughs> çıkarıyorum anasını satayım. Marketten gidiyorum bakıyorum oynuyorum işte. PlayStation 4 Room gelecek mi yazmış. Doğaner Keskin Demir. Mini soru işareti ayrı yazılır diyorum ve PlayStation 4 room zaten var. Ümit Ermez. Saygılar abi. Telefonum Sony Ericsson Xperia Neo 5. Ulan oha. Brezilyalı futbolcadı gibi lan. Sony Ericsson Xperia Neo 5. Biz ona kısaca kaka diyoruz. Belli başlı uygulamalar telefon hafızasına kaydediliyor. Ve hafıza kartını aktaramıyorum. Bu yüzden güncellemelerle depolamada sıkıntı yaratıyor. Bazı programlarla bunu aktarmak mümkünmüş. Bu ne kadar sağlıklı. Şimdi şöyle bir şey var. Onu tamamen telefonlar kendi belirliyor. Ki eğer telefonda sadece telefon belleğinin uygulamaları çalışacaksa bunu rootlaman gerekiyor bu telefonu. Bu da zaten sağlıklı bir yöntem değil. Aynen Android'in kilidini kırmakmış gibi yazdım zaten. Aynen o şekilde oluyor. Atıyorum mesela e, Discovery falan alırsan da onda böyle bir kısıtlama yok. Sim, şey, SD kartlarında da uygulamaları çalıştırabiliyor. Yani sağlıklı olmaz senin için diyeyim. Telefonun böyle işe yaramayan belleklerini boşalttı artık. Oyunları mı siliyorsun ne yapıyorsun yavaş yavaş boşalttı. Fotoğrafları, bellekleri al, videoları o şekilde yaparsın. Öbür türlü yapamıyorsun. Yoksa zaten adam telefonu 8 GB'ını çıkarıp sonra tekrar 16 GB'ını çıkarmaz. 6 GB RAM var. GTA 4 kaldırır mı? Demişsin Melihcan. 6 GB RAM bende de var ama nerede? Ekran kartı, ekran kartı falan da lazım. Sırf RAM'le olmuyor. Ama iyi bir ekran kartıyla kaldırır. GTA 4 demişsiniz zaten her türlü kaldırır bunu. Abi eğer Microsoft Office programı olsaydın hangisi olurdun? Tuğran Gülşen sormuş bunu. Bir de APK indirme kul giriyor mu? APK indirmek kul giriyor aslında. Hani gariban bir adam oyun yapmıştır. 1 liraya markete koymuştur falan. Bunu APK'sını indirmek bence vicdansızlık ama kalkıp s**ko bir GTA çakması oyunu alıp çevirip markete 15 lira koyarsa ben de acımam APK'sını indiririm yani. Onu da söyleyeyim. Eğer bir Microsoft Office programı olsaydın hangisi olurdun diye sormuşsun. Ulan Excel olurdu mu ha? Vallahi. Çok bir şey yapılacakmış gibi duruyor ama aslında bir bok yapılamıyor. Gerçi çok yapılıyor da biz kimse bilmiyor. Onu. Abi selfie hakkında ne düşünüyorsun? Valla bazı kızlar var çok güzel selfie çekiyor. Onlara çok yakışıyor. Ama yani yeni bir akım işte. Bunun da modası geçecek. Ali Burak demiş. Yere düşen cihazları ne yapıyorsunuz? Kaldırıyoruz. Ali Can Berber sormuş. PlayStation 4'ten memnun musun? Peki sizce PlayStation 4 yerine PlayStation 3 alıp fiyattan mı tasarruf edilir? Ya da kalite farkı nasıl fark eder? Demiş. Kalite farkı fark ediyor hani çok çok fark etmiyor. Sonuçta yine oyun oynuyorsun da artık oyunlar hani PlayStation 4'e çıkıyor oynamak istediklerin oyunlar. Yani sen biliyorsun bütçene göre hani illa son çıkan oyunları en son teknoloji oynamak zorunda değil kimse. Ki oyunları zaten pahalı PlayStation 4'ün. Yani sen biliyorsun yani PlayStation 3 olabilirsin. O senin o da biraz gider yani birkaç sene. Ama sonuçta PlayStation 2'nin geldiği halde görüyorsun şu anda. İkinci yüz 100 liraya falan düştü. PlayStation 4 aldım fakat içinden sadece bir tane kontrolör çıktı. Sony neden böyle bir şey yapıyor? Aynen onun cevabını verdik mi? Şimdi de Sony'ye çok ayıp olur. Onu söylersem. Erdem Atar sormuş. Kaç yaşında teknolojiyle tanıştın demiş. İki buçuk yaşındayken televizyonu üstüme düşürmüşüm. Büyük ihtimalle o gün tanıştım. Şaka değil bu arada. Bardakların TA versiyonunu neden yapmıyorsunuz? Demiş Onur Büyük. Oğlum biz Güral Porselen deliyiz zaten ya. Bakarsın yaparız ileride belli olmaz. Gerçekleşmemiş niyet ile ilgili cümle söyler misiniz demiş Mehmetcan Alaf. Hoppa. Edebiyat dersi mi lan bura? Gerçekleşmemiş niyet mi lan? Ya s**t. olan niyet zaten. Diğer sorusuna geçelim. Samsung Galaxy Ace'te neden Android'i güncelleyemiyoruz? Bazı uygulamalar desteklemiyor. Ne yapabilirim? Az önce söyledik. Samsung S3 desteklenmiyor. Galaxy Ace artık yani bitti. Bir nevi öyle söyleyebiliriz. Muhammed Metehan Kalyoncu Logitech Mouse'um var. USB aygıtı kırıldı. Nasıl yapabilirim? USB aygıtı bulabilir miyim? Demiş. Sen sağ ol. Ya Logitech firmasına bir mail atar mısın? Atarsan büyük ihtimalle sana gönderirler bunu. Hani o herhalde senin söylediğin şey mouse'un ufak aparatı. Fik fiki. Takıyorsun ya şey bilgisayar o kısmını söylüyorsun. Mail at. Böyle böyle hani kaybettim kırıldı falan diye. Büyük ihtimalle onlar sana gönderirler. Ahmet Aktaç DDR5 bellekle GDDR5 bellek arasında bir fark var mıdır? Varsa nedir? Varsa Neyse yapmayacağım o espri. Bilmiyorum. Ama isimler değişikse emin ol bir fark vardır yani. Şu GD'ler biraz daha iyi gibi geldi bana. Bir harf fazla ya. Dıngılı bademcik mi? Nasıl nick bunu <laughs> Facebook'a ya? Ne <laughs> yazıyorsunuz? T logosundaki adamın burnundaki altındaki siyah yer bıyık mı yoksa ağız mı? Bıyık. Benim bıyığı. Batuhan BNG demiş. Öncelikle ben senin TA alayınızı ve sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Mac mi yoksa PC mi? Eğer PC ise fakirlikten mi PC. Ne kullanıyorsun sen demiş. Eyvallah. Ee, tabii ki de Mac derim ama PC kullanıyorum ben. Ezelden beri Windows gördük. O yüzden hiç de değiştirmedim. Her şeyi de yapabilirim. Mac kullanmıyorum ama. Ha, yani fakirlikten PC mi? Evet fakirlikten PC de diyebilirim buna. Tolga Demir sormuş. KitKat sürümü bütün telefonlara gelecek mi yoksa belli başlı telefonları mı alacak? Bir de Google kamera 4.4 versiyonlar çalışıyor? 4.3 versiyonlarda işe yaramıyor mu? Demişsin. 4.3 4.3'te bir boka yaramıyor. 4.4 versiyonlarda çıkmış herhalde sadece. Bir de sanırım p***ler bizim oraya açmamışlar. Hani sadece şu an Türkiye'de çalışmıyor da olabilir bu uygulama. Erişim kısıtlanmış olabilir. Hüseyin Eraslan, abi şu Clash of Clans'ı incelesene bir de demişsin. Ya ben oyun var ya evveliyatını s***yim. Hiç sevmiyorum şu oyunu ya. A o kadar gereksiz bir oyun yok. Ama inceleyeceğim söz. Gözü öyle oyunum ben. Verbasi Relix. Abi nasıl nickler yazıyorsunuz okuyamıyorum ya. Hocam apartmanda oturuyorum. Tek bir internet var. Her katta bir modem var. Ve her kat için modem giriş şifresi farklı. Abi 40 liraya. Neyse. Apartmanda galiba pornocu var. Sürekli download yapıyor herhalde. Eskiden iyi şimdi zar zor giriyorum nete. Sorum şu. Acaba internetin kullanıcıları eşit oranda dağıtılması mümkün mü? Wi-Fi adaptör tarzı bir şey alsan 3 çubuk çeken Wi-Fi artar mı? Ya şimdi bak Wi-Fi adaptör tarzı bir şey alsan 3 çubuk çeken Wi-Fi 5 çeker 4 çeker de Yine hızı aynı olur. Hani bir, bir tarafta download ediyorsa gelecek hız belli olur. Valla hani o herkesin evindeki bilgisayar net limitli bir tane program kurması gerekiyor. Odunda kimse kurmaz. Sen de bunu engelleyemezsin. Öyle. Yani sen de bir abanabilirsin torrente porno'ya. Takılırsın yani öyle. Kapışırsınız. Ha şöyle bir şey var. Modem kimin evindeyse güç onda. Hani atıyorum sendeyse modem çok hani modemin arayüzüne falan girip teker teker dağıtabiliyorsun hani paylaşımları. Hani şu şu kadar megabit çeksin, bu bu kadar megabit çeksin diye. Ama çok hani kıllı. Ya ben girdim bir ara çıkamadım. Biz yurttayken, erkek öğrenci yurdundayken üniversitede yapmıştık öyle bir şey. A Demir Demir ben iPhone 5S kullanıyordum. Abim geçenlerde kendine Lumia 1020 almış. Bana dedi ki takas yapalım mı? Ben de fotoğraf manyayım. Biraz sizce alayım mı? Fotoğraf manyasını al. Öbür türlü abin seni yiyor şu an. O telefonu alma yani. iPhone 5S ya kıyaslanmaz. Evet. Telefon olarak, hani fotoğraf olarak eyvallah Nokia bin basar da. General Mobile Discovery Elite video incelemesini yapmayanın ta yazmışsın Halil Mert. Ulan yok etrafımda alan yok. Göndermiyorlar da. Gönder, al gönder inceleyeyim. Varsa öyle bir Allah göndereceksin gönderin ha. Hiç de şey yapma. İnceleriz. PC'de kullandığım veya önerebileceğim performans arttırıcı programlar var mı? Var Viagra. Allah'ım Format açın abi. PC diyorsan bana formatla geleceğim. Formatı at tertemiz olabilir bilgisayar. C Cleaner böyle bir şey vardı. Onu kurabilirsin. Şu an Nokia 58 çift sıfır kullanıyorum ve hiç memnun değilim tabii ki. Online dersler var. Öğrenci mail sistemi, çeşitli dokümanlar yükleniyor. Hiçbirini açıp bakamıyorum. Office programı, Adobe ile web yazılımı alakalı programlar, desteklerim tek bir telefona çok ihtiyacım var. Yeni bir telefon almam gerek. Yazılımcı bir arkadaşım Nexus 4 kullanıyor ve sanırım memnun. Vallahi hiçbir fikrim yok. ha. Yani Windows Phone da senin şu an işini görür. Evet onları yapacaksın. Ama Nexus 4 iyi telefon. Hangi telefon en çok ısın ödemişsin? Bilmiyorum. Rasta zombi olmaması senin için nasıl reis diyor. E zombi olsa aksiyon olurdu. Önceden vardı sonra kaldırmışlar. Ama Rust'ı ben oynamıyorum. Bizim arkadaş oynuyor. Ona YouTube'dan yazarsan daha net cevap alırsın. Macbook'a Windows yüklenen birini görsen tepkin ne olurdu? Tuğberk sormuş. Anasını avradığına küfrederdin. Nasıl diyeyim? Hani bir tane vardı ya Ferrari'ye tüp takıyordu. Angut. Hollanda'da da. Bir tane Türk. Almış sonra Ferrari yerelinden. Ha işte onun gibi bir şey olurdu. Yanıtlar ne zaman gelecek ya diye sormuşsun. Fark ettiğin gibi her pazartesi geliyor. Evet arkadaşlar. Bir soru cevap bölümümüzün daha sonuna geldik. Yine ben Facebook grubundan bu resim altında bir başlık paylaşıyorum her hafta. Çarşamba, perşembe günleri paylaşıyorum oraya sorabildiğiniz kadar. Teknolojiyle alakalı diyorum bak. Gözünüzü seveyim çünkü teknolojiyle alakalı sorun. Sorun. Cevaplamaya çalışırım elinden geldiğince. Herkes kendine iyi baksın. Eyvallah. Ha bir dakika lan. Şimdi oldu.